Herkese selam arkadaşlar. Türbedeliz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Şehzade Cem, diğer adıyla bilinen Cem Sultan ile bilgiyi paylaşacağım. Türbesi Bursa Muradiye Camii Haziresi'ndedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in 3. oğlu olup 23 Aralık 1459 Edirne'de doğdu. İki lalası ile birlikte henüz 10 yaşındayken 1469'da Kastamonu'ya Sancakbeyi olarak gönderildi. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra önce İstanbul'da, oradan da Rumeli'ye gitmesi emredildi. Ağabeyi Şehzade Mustafa'nın Konya'da ölümü üzerine 1474'te Sancakbeyi olarak oraya gönderildi. Bu görevi sırasında Karamanoğulları ile iyi geçindi ve bu sayede onların gizli emellerini engelleyebildi. Burada etrafına topladığı alim ve sanatkarlarla mümtaz bir kültür çevresi meydana getiren Cem, babasının ölümü ve Beyazıt'ın tahta geçmesiyle hak iddiacısı olarak ortaya çıktı. Babasının taht için kendisini seçtiğini, Beyazıt'ın haksız olarak başa geçtiğini ileri sürerek ordu topladı ve Bursa'ya gitti. 18 gün kadar şehirde kaldı. Bu sırada adına para bastırdı, hutbe okuttu ve kendisini padişah ilan etti. Ancak 1481 Haziran'ında Yenişehir'de ağır bir yenilgiye uğradı. Çekildiği Konya'da da yeterince destek bulamayınca Tarsus'a, Mısır Sultanı'ndan aldığı davet üzerine Kahire'ye gitti. Kahire'de büyük bilgi gördü ve orada kaldığı süre içinde Mekke'ye giderek haç vazifesini yerine getirdi. Anadolu'dan gelen haberler onu taht yolu için tekrar ümitlendirdi. Fakat Ankara Sancak Bey Mehmet Bey'in ısrarıyla giriştiği harekat bir sonuç vermedi. 29 Temmuz 1482'de Rodos'a varan Cem Sultan, Rodos Şövalyelerinin İstihbaratiye Reisi Pierre'de Augustus tarafından büyük bir törenle karşılandı. Cem Sultan şövalyelerin yardımı ile Rumeli tarafına geçmeyi umarken şövalyeler onu Osmanlı Devleti'ne karşı bir koz olarak kullanmayı düşünüyorlardı. Ve Augustus Papa'ya Macaristan ve Napoli krallarına mektup yazarak durumu izah etti ve nasıl bir yol takip edeceğini sordu. İltica haberini öğrenen 2. Beyat ise Rodos şövalyeleri ile anlaşma yolunu seçti. 15 Ekim 1482'de Savoia Dukası'na bağlı Villafranche'ye götürülen Cem, veba salgını sebebiyle Nans şehrine gönderildi. Burada 4 ay kaldı. Bu süre içinde Batı dünyasının sosyal yaşayışına şahit oldu. Adı çeşitli söylentilere karıştı. 5 Şubat 1483'te Çanbere'ye götürüldü. Oradayken Macar kralına yolladığı adamlarının yakalanıp öldürüldüğünü haber aldı. Bu arada 2. Beyazıt da kardeşi ve Avrupa'nın durumu hakkında bilgi almak için sürekli olarak casuslar gönderiyordu. Cem'in Avrupa'da bulunması ve 2. Beyazıt'ın faaliyetlerini Venedik dahil olmak üzere Macaristan Kralı Papa, Napoli Kralı ve hatta Memlük Sultanı'nın konu ilgilerini canlı tutmaktaydı. Bütün bunları yakından takip eden 2. Beyazıt, Cem'in sağ olarak iadesi için çeşitli tebessümlerde bulunuyor. Öte yandan başka Barak Reis olmak üzere gizlice gönderdiği adamlarından onun hakkında bilgi almaya çalışıyordu. Bu arada Macar Kralı Cem'i kaçırma teşebbüsünde bulunduysa da başarılı olamadı. Memlük Sultanı 1487'de 20 bin filori karşılığında Cem'in kendilerine verilmesi teklifinde bulundu. Papa 8. Innocente bir Haçlı seferi gerçekleştirmek için Cem'den faydalanmayı umuyordu. Pierre Augustus ile anlaşarak Cem'i Roma'ya getirtti. 4 Mart 1489. 2. Beyazıt durumdan haberdar olunca Cem'i muhafaza altında tutması için şövalyelere verdiği parayı Papa'ya gönderdi. 30 Kasım 1490'da Roma'ya giden Osmanlı elçisi Mustafa Bey, Papa'ya 3 yıl için 120 bin altın verdi.
Papa Innocente'nin ölümünden sonra Fransa Kralı 8. Charles, Cem'in Napoli'ye sevki için yeni Papa 6. Alessandro ile anlaştı. Fransa Kralı onu siyasi ebeller için bir koz olarak kullanmak istiyordu. Ancak 27 Ocak 1495'te Roma'dan ayrılan Cem, Castel Capuana denilen yerde 25 Şubat 1495 tarihinde öldü. Onun elindeki kıymetli rehini bırakmak zorunda kalan Papa tarafından zehirlendiği rivayet edilmektedir. Tahnit edilmek suretiyle sadık adamları tarafından Gaeta denilen yerde toprağa verilen cesedi 1499'da Napoli kraliyeti tarafından Osmanlılara teslim edilerek Bursa'da Muradiye Camii Hazresi'ne defnedilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.